Arkadaşlar, Deniz Savaşları serimizde daha önce Navarin ve Sinop baskınlarını anlattık. Yeni bölümde ise Türk denizcilik tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan Cerbe Deniz Savaşı'nı sizlere anlatacağız. Bu savaşta Türk tarafının kayıpları yok denecek kadar azken Birleşik Haçlı donanması neredeyse tamamen yok edilmiş ve binlerce ölü vermiştir. Savaşın sonuçlarından biri de günümüze de yansıyacak şekilde İspanya'nın Afrika sahillerinde tüm etkinliğini kaybetmesidir. Şimdi savaşın sebepleriyle videomuza başlayalım. Trablusgarp çeşitli hanedanların hüküm sürdüğü önemli bir Akdeniz kıyı bölgesiydi. Cerbe ise buraya bağlı küçük bir adaydı. Bu bölgenin son hakimleri Hafsiler adında bir berberi hanedanlığıydı. 1510 yılına gelindiğinde İspanyollar buraları işgal ederek Hafsi egemenliğine son vermişlerdi. Ancak 1530'lara doğru yönetmekte zorlandıkları bölgeyi Malta'da üstlenen Auspitalia şövalyelerine vermişlerdi. Arkadaşlar, bu arada Auspitalia şövalyeleri önceden Rodos'ta üstlenmiş durumdayken Kanuni Sultan Süleyman burayı fethiyle Malta'ya taşınmış bir Hristiyan şövalye tarikatıdır. Osmanlı Devleti ise Yavuz Sultan Selim döneminden başlamak üzere hem donanması hem de kendisine bağlı reisler aracılığıyla Kuzey Afrika kıyılarındaki hakimiyetini genişletmeye çalışıyordu. Bu genişleme Kanuni Sultan Süleyman devrinde özellikle Barbaros Hayrettin Paşa aracılığıyla doruk noktasına ulaşmıştı. Sultan Süleyman bu doğrultuda Trablusgarp'ın fethi emrini 1551 yılında Turgut Reis'e vermişti. Ayrıca burayı aldığı takdirde bölgede Beylerbeyi olacağına dair kendisine söz verilmişti. Bunun üzerine kaptanı Derya Sinan Paşa, Turgut Reis ve Murat Ağa, Trablusgarp'ı Malta şövalyelerinden alarak fethetmişlerdi. Ancak verilen sözün aksine Trablusgarp Beylerbeyliğine Murat Ağa getirilmişti. Bu olayda Turgut Reis'i fazla sevmeyen Rüstem Paşa'nın parmağı olduğu bilinmekteydi. Ayrıca kaptanı Derya Sinan Paşa, Rüstem Paşa'nın kardeşidir. Tüm bunlardan sonra ise Turgut Reis'in gücendiği kaynaklarda geçmektedir. Arkadaşlar, bu arada dipnot olarak verelim, ileride Trablusgarp Beylerbeyliği Turgut Reis'e verilerek bu durum düzeltilmiştir. 1558 yılında ise kaptanı Derya Piyale Paşa ve Turgut Reis İspanya'nın burnunun dibindeki Balear Adaları'na kadar uzanan akınlar yapmışlardı. Ayrıca Kuzey Afrika sahillerine üstlenen Türk korsanları İspanyol ve İtalyan kıyı şehirlerine rahat vermiyorlardı. Öyle ki Turgut Reis'e ejderhanın İtalyancası Drago'dan esinlenerek Dragut lakabını takmışlardı. Hatta İtalya ve İspanya'nın kıyı bölgelerinde çocukları korkutmak için Dragut geliyor sözü kullanılır olmuştu. Daha sonra Türk reisler yine İspanya kıyılarını vurmaya başlayınca İspanyol Kralı 2. Felipe Kuzey Afrika sahillerinden Türkleri atmak için bir donanma kurulması konusunda Papa'dan ricada bulunmuştu. İspanya, Ceneviz, Venedik, Savoya Dükalığı ve Malta şövalyeleri Türkleri Afrika kıyılarından atmak amacı doğrultusunda papalığın önderliğinde bir araya gelerek 120 parçalık bir donanma hazırlamışlardı. Bu gemilerden 66'sı kalyon tipinden olup büyük gemilerdi. Ayrıca çok sayıda kara askeri yapılacak çıkarma harekatları için gemilerde hazır bulunuyordu. Bu armadanın kara birlikleri komutanı İspanyol soylusu Don Alvaro de Sande, deniz birlikleri komutanı Juan de la Carda iken genel komutan Giovanni Andrea Doria'ydı. Bu amiral Ceneviz filosunun komutanı olup Preveze'de Barbaros Hayrettin Paşa'ya yenilen Andrea Doria'nın yeğeniydi. Osmanlı tarafında ise kaptanı deryalık görevinde Piyale Paşa vardı. Ayrıca büyük amiral Barbaros Hayrettin Paşa'nın yetiştirdiği çok sayıda tecrübeli kaptan Türk donanmasının en önemli unsurlarındandı. Haçlı donanması tüm hazırlıklarını tamamlamış olarak Messina'dan harekete geçmiş, önce Malta'ya uğrayarak demirlemişti. Ancak burada büyük bir fırtına çıktığından limandan bir türlü ayrılamayarak 2 ay mahsur kalmışlardı. Bu zorunlu bekleyiş her geçen gün daha kötü sonuçlar doğurur olmuş, bakım masrafları ve salgın hastalıklar Haçlı filosunu zorlar hale gelmişti. Sürekli fırtınalı ve ıslak havada sefere çıkmak amacıyla gemilerde tutulan askerler arasında salgın hastalıklar yayılmıştı. Birleşik donanma bu salgında 2000 kadar askerini daha savaşmadan kaybetmişti. Havaların düzelmesiyle harekete geçen filonun birinci amacı stratejik bir konuma sahip olan Cerbe'yi ele geçirmek, ardından Trablusgarp'a saldırmaktı. Ayrıca Cerbe'yi almakla Malta-Cerbe arasında bir hat oluşturacaklar, hattın arasına ise filolar konuşlandırarak Türk donanmasının Batı Akdeniz'e geçmesini önleyeceklerdi. Böylelikle başta Cezayir olmak üzere Batı Akdeniz'de Türk donanmasından çekinmeden istedikleri yerlerde rahat rahat harekat yapabileceklerdi.
Mart ayında Cerbe Adası'na asker çıkarmaya başlayan Birleşik Donanmanın karşısında sadece 1000 kadar Türk Levendi ve bazı Arap gönüllüler vardı. Kuşatmanın 5. gününde bu büyük armadaya fazla direnemeyeceklerini anlayan Leventler, Trablusgarp'ta bulunan Turgut Reis'e haber vermek amacıyla oradan ayrılmışlardı. Böylelikle Cerbe'yi alan Haçlılar ise burada hemen yeni bir kale yapmaya başlamışlardı. Turgut Reis son durumu İstanbul'a bildirmek için hemen haberciler göndermişti. Kanuni Sultan Süleyman o sırada Şehzade Selim ve Bayezid arasındaki taht mücadelesiyle meşguldü. Tüm bunlara rağmen haberleri alır almaz Kaptanı Derya Piyale Paşa'ya emir vererek donanmanın yola çıkmasını istedi. Piyale Paşa hemen hazırlıkları tamamlayarak 80-90 kadar savaş gemisiyle İstanbul'dan ayrıldı. Donanma Mora'ya vardığında Midilli Sancakbeyi Kurdoğlu Müslihiddin Mustafa ve Rodos Sancakbeyi Kurdoğlu Ahmet Beyler gemileriyle Piyale Paşa'ya katıldılar. Haçlı donanması hala Cerbe'de oyalandığından Piyale Paşa Malta'nın savunmasız kaldığını fark ederek fırsatı değerlendirmek istemişti. Bu doğrultuda Haçlı filosuna saldırmadan önce Malta'ya akınlar yapılmış ve çok sayıda esirin yanı sıra büyük miktarda ganimet elde edilmişti. Bu esirlerden Haçlı filosu hakkında önemli bilgiler alınmıştı. Ayrıca Turgut Reis'ten de Haçlı donanması hakkında sürekli istihbarat geliyordu. Haçlılar da boş durmamış, Malta'dan kaçan bir gemi sayesinde Türk donanmasının geldiğini öğrenmişlerdi. Bu olay Haçlı amiralleri arasında ciddi panik ve heyecana sebep olmuştu. Çünkü Türk donanmasının İstanbul gibi uzak bir yerden bu kadar süratli şekilde gelmesini beklemiyorlardı. Piyale Paşa ise Malta'dan Cerbe'ye doğru dümen kırarak Haçlı donanmasının üzerine gitmeye başlamış, aynı anda Turgut Reis'e de haber göndererek Cerbe tarafına doğru gelmesini istemişti. Haçlı donanması arasında çeşitli fikir ayrılıkları vardı. Bazıları Cerbe'de inşa ettikleri kaleye sığınmayı, bazıları sahilden açılarak Türkleri açık denizde karşılamayı, bir kısım ise hazırlıksız yakalandıklarını söyleyerek kaçmayı savunuyordu. Sonunda sığ sularda yakalanmamak için denizden 7-8 mil kadar açılarak Türk donanmasını karşılamaya karar verdiler. Türk donanması ise Preveze'deki gibi hilal şeklinde konumlanmış, merkeze Piyale Paşa, sağ kanada Kurdoğlu Ahmet Bey, sol kanada ise kardeşi Kurdoğlu Mustafa Bey kumanda ediyordu. Arkadaki destek gemileri ise Seydi Ali Reis kumandasındaydı. Ayrıca Osmanlı donanmasındaki kaptanların çoğu Büyük Amiral Barbaros'un yetiştirdiği reislerdi. Haçlı filosunun savaş düzeni ise düz bir hat şeklindeydi. Merkezde Cenova filosu ve Amiral Giovanni Andrea Doria, sağ kanatta İspanyol filosu ve amirali, sol kanatta Venedikliler konumlanmıştı. Bu dizilimin hemen arkasında ise iki kol halinde Papalık ve Savoya filoları pozisyonlarını almıştı. Donanmalar pozisyon aldıktan sonra taciz atışları başlamış, taraflar birbirlerini tartıyorlardı. Burada Türk topçusu çok etkili atışlar yapmış ve Osmanlı filoları derhal çevirme harekatına başlamıştı. Kanatlar yanlara doğru açılıyor, merkez ise düşmanı baskı altına alıyordu. Haçlılar ise etraflarının sarıldığını anlamış ve kaçınma manevrası yapmaya başlamışlardı. Türk kaptanlarının ustaca yaptığı çevirme manevraları karşısında oldukça paniğe kapılan Haçlı amiralleri emir komuta düzenini kaybederek büyük bir hata yapmışlar ve kendi inisiyatiflerine göre kaçmaya başlamışlardı. İspanyol filosu kıyıya, yani Cerbe'ye doğru kaçarken Amiral Giovanni Doria Ceneviz filosuyla beraber açık denize doğru kaçmaya başlamıştı. Böylece filoları ikiye bölünmüş oluyordu. Piyale Paşa ise bunu fark etmiş ve filosunu ikiye bölerek takip emri vermişti. Kendisi Giovanni Doria'yı, Kurdoğlu Mustafa ve Ali Pertek Beyler ise kıyıya doğru kaçan İspanyol filosunu takip edeceklerdi. Bu kol İspanyol gemilerini hızlıca yakalamıştı. İspanyollar ise sığ sulara gelmekle hata yaptıklarını anlamışlar fakat iş işten geçmişti. Cerbe Kalesi'ni takimatı da henüz tam bitmediğinden limana sığınıp korunamamışlar ve karaya oturarak Türk filosunun kucağına düşmüşlerdi. Böylelikle gemilerin büyük kısmı ele geçirilmişti. Kalan Haçlı gemileri ise ağırlıklarını denize atıp kale ağzına kadar girebilmişlerdi. Diğer kolda ise savaş tam anlamıyla avcı keklik oyununa dönmüştü. Giovanni Doria'nın komuta ettiği filo kaçarken Türk gemileri ustaca manevralar ve top atışlarıyla Haçlı donanmasını yönlendiriyor, dağılmasını engelliyordu. Nihayetinde Haçlı filosu yakalanmış ve top atışlarıyla tahrip edilmiş, ardından da rampa edilmişti. Arkadaşlar, burada rampa etmekten kasıt herhangi bir geminin hedeflediği başka bir gemiye yanaşarak onu kancalarla kendine çekme olayı aslında. Bu aşamada Türk denizcileri düşman gemilerini atlayarak şövalyelerle savaşa tutuyorlar.
tutuşmuş ve galip gelmişlerdi. Aynı zamanda birçok Haçlı gemisi batırılmış veya ele geçirilmişti. Giovanni Doria ise gemisine rampa etmek isteyen Türk gemilerini 4 kez püskürtmüş fakat fena halde yaralanmıştı. Sonunda bir filika ile kaçarak canını zor kurtarmıştı. Böylece Osmanlı Devleti Batı Akdeniz'de son büyük muharebesini kazanmış, Türk denizciliğinin zirve noktası görülmüştü. Arkadaşlar şunu da belirtelim, bu deniz savaşından sonra Cerbe Kalesi kuşatılmış ve alınmıştır. Ancak bu seri deniz savaşları üzerine olduğundan kuşatmadan burada bahsetmeyeceğiz. Bu savaşı kazandıran etkenlerden biri hız olmuştur. Haçlılar Türk donanmasının geç geleceğini, bu sırada birçok yeri ele geçirebileceklerini, sonra da buraları takviye ederek donanmalarıyla rahatça ayrılabileceklerini düşünmüşlerdi. Ancak Türk donanmasının çok hızlı hareket etmesi bu planlarını suya düşürmüştür. Cerbe Zaferi ile beraber Türk denizciliği zirve noktasını görmüş, Akdeniz'deki Türk hakimiyeti pekiştirilmiştir. Haçlı tarafının kaybı 15 ila 18 bin ölü, 5 bin esir ve 60 gemi iken Türk tarafında birkaç kadırga batmış ve 1000 civarında Levent şehit olmuştur. Ayrıca alınan esirler arasında Haçlıların çok sayıda tanınmış komutanı da yer alıyordu. Daha sonra bu esirler fidye karşılığı bırakılmıştır. Arkadaşlar burada bir dipnot daha verelim. Habsburg elçisi Ogier Busbeck o sırada İstanbul'da bulunuyordu ve Türk Mektupları adlı eserinde zaferi şöyle anlatmıştır. Piyale zafer haberini duyurmak üzere İstanbul'a bir kadırga gönderdi. Bu tekne taşıdığı haberin önemini vurgulamak için arkasına bağlı bir bayrağı denizde sürüklüyordu. Türklerin anlattığına göre bu bayrakta haçın üstüne İsa'nın çarmıha gerili bir resmi yapılmıştı. Kadırga limana girince Hristiyanların yenildiği haberi şehre çarçabuk yayıldı. Türkler büyük zaferleri için birbirlerini kutluyorlardı. Kendi yiğitliklerini göklere çıkarıp bizim korkaklığımızı aşağılamaktan hiç yorulmadılar. İspanyollar da yenildikten sonra bize karşı duracak güç kaldı mı diyorlardı. Arkadaşlar bu arada Ogier Busbeck İstanbul'da 8 sene kalmış ve anılarını mektuplar şeklinde yazmıştır. Bu eser Türk Mektupları adı altında dilimize çevrilmiştir. 16. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti'ni bir yabancının gözünden okumak isteyen arkadaşlar için faydalı olabilir diye buraya ekledim. Değerlendirmeye devam edecek olursak, Osmanlı donanması işinde ustalaşmış kaptanları, tecrübeli leventleri ve dönemine göre iyi toplarıyla büyük bir zafer kazanmıştır. Böylece işler eline verildiğinde ve teknolojiden faydalanıldığında nasıl büyük zaferler kazanıldığı ispatlanmıştır. Burada videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olarak, like atarak ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.